Ekonomi sayfasında bugün değerli bir ismi ağırlıyoruz. Forex piyasalarına ilişkin değerlendirmeler alacağız. Ve Nur Capital Market Yönetim Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cihat Şanlak bizimle birlikte. Hoş geldiniz Cihat Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, aslında baktığımız zaman kurumlar arasında, menkul kıymetler kurumları arasında belki bir nebze fark yaratıyorsunuz. Çünkü eğitime çok büyük önem verdiğinizi takip ettik. Ve bu anlamda da Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile yeni bir işbirliği içerisine girdiniz. Şimdi bütün bu konuları konuşacağız aslında. Eğitim neden önemli? Türkiye için forex piyasalarının potansiyeli nedir? Bunları konuşacağız ama öncelikle neden eğitime önem veriyorsunuz? Bunu sorarak başlamak istiyorum. Esasında forex piyasaları riskli bir piyasa yatırımcılar için. Eğitim almadan bu piyasalara da yatırım yapmak riskli, risk teşkil ediyor. Onun için burada eğitim piyasaları genişletmek için ve de bu endüstri için daha geniş bir piyasa olması için eğitim şart burada. Yatırımcılara iyi bir eğitim vermek lazım piyasaya girmeden önce. Onun için biz en önemli şeyimiz kurum olarak eğitime verdiğimiz destek. Çünkü bu piyasa büyüyecekse eğitimle büyür. Yatırımcılar, yatırımcı tabanı genişlemesi için eğitim çok önemli burada. Evet, finansal okuryazarlığın önemini biliyoruz. Çünkü şu anki seviyelere baktığımız zaman aslında Türkiye'de belki de istenilen seviyelerde değil ama İstanbul'un da bir finans merkezi olmasından bahsediliyor. Dolayısıyla sizin bu katkılarınız meyvelerini ilerleyen dönemlerde verecek herhalde ve Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğiniz bu işbirliği 24 Kasım'da başlıyor. Biraz evet. Bunun detaylarını sizden dinleyelim. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nden birlikte bir ilke imza attık esasında. Evet. Türkiye'de ilk defa olan bir program. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile ve Nur Capital Market, Nur Siyam Akademi çatısının altında bir Forex eğitim sertifika programı başlattık. 24 Kasım 2014'te ilk program başlayacak. Bu programın özeti esasında 25 saatlik bir program. Herkes katılabilir, başvurabilir bu programa. 45 saatin 24 saati Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak. Hocalar tarafından ve oradaki profesörler tarafından eğitim verilecek. 24 saati, kalan 21 saati Nur Siyam Akademi ana merkezimizde uygulamalı forex eğitimi vereceğiz orada. Evet, özellikle tabii uygulama olması da önemli çünkü hani sadece teorik bilgi değil pratiğe tabii, de sahip olmak. Üniversitede önemli. Daha fazla teorik olacak. Türkiye ve global sermaye piyasaları, makro ekonomi, temel analiz, forex temel eğitimi, risk yönetimleri. Ama kurumda verilecek eğitim simülasyonlu, ekranların üzerinde, bütün kurumu gezerek, içeride evet. görerek işlem nasıl yapılıyor. Meta 4 bizim kullandığımız ekranların üzerinden eğitim vereceğiz. Kur riskinden korunmayı öğreteceğiz. Bu piyasada nasıl daha iyi kazanılabilir eğitimini vereceğiz. Çok önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Meyvesini de toplayacağız. Yatırımcılar da herkes birlikte. İyi olacak bence. Evet, 24 saatlik teorik bir bilgiyi değerli sektörün önde gelen isimlerinden aldıktan evet. sonra daha sonra 21 saatinde sizin kurumunuza gelip atmosferi soluyarak birebir aslında görerek eğitim alma şansını, pratik eğitimi Tabii. alma şansını elde edecek katılımcılar. Evet, ayrıca bizim kurumda Nur Siyam Akademi'nin ekiplerinden biri Sayın Ataşan Aybars, o da ekibin içinde olacak. O da kendisi de bu derslerin bir parçasını verecek kurumumuzda. Şimdi aslında Türkiye'de bir ilk dediniz. Neden bir ilk? Çünkü daha önceden farklı hatta BÜYEM'de de aynı şekilde Boğaziçi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde de forex eğitimleri vardı. Ama siz bunun ilk olduğunu vurguluyorsunuz. Bu hangi anlamda diğer kurslardan farklılaşıyor? İlk esasında uygulamalı olduğu için. Hani üniversitede kalmıyor. Evet. Yarısı da kurumun içinde uygulamalı yapıldığı için, canlı yapıldığı için ilk oluyor. Evet, peki siz genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz şu anki seviyeleri? Yani mesela oyuncuların rakamlarına baktığımız zaman sizin veya diğer kurumlarda ki finansal oyunculara bakıldığında yani Türkiye'de finansal okuryazarlık şu anda çok düşük seviyelerde mi? Yoksa yani bunun ileriye götürülmesi için çok fazla çok bir düşük yer var değil mı? Bence başlangıcında diyelim.
bütün kurumlar esasında ciddi bir şekilde eğitime bir katkı sağlıyor. Biz de buna önderlik yapmaya uğraşıyoruz ya da büyük katkı vermeye uğraşıyoruz. Bütün kurumlar bu konularla ilgili bir eğitim yapıyor. Bunun dışında seminerler düzenleniyor. Bizler mesela her ay bir ilde en az bir tane seminer yapıyoruz. O da bütün ekibimizi o bölgeye taşıyoruz. Orada bir mekan tutuluyor. Güzel bir seminer, piyasa söyleşisi, makro ekonomi, temel analiz. Bütün bu programı bir 4-5 saatte yapmaya uğraşıyoruz. Ama yeterli değil tabii 4-5 saat. Burası daha ciddi bir program. 45 saat. Bir de sonunda bir sertifika verilecek katılanlara. Bence bu çok değişik ve ilk defa yapılan uygulamalı bir program. Evet, küçük yatırımcıların da tabii gelip belki de deneyim kazanması gereken tabii bir medya. Tabii ki bence piyasaya girmeden önce, reel piyasaya hesaplar açılmadan önce bu programa katılmaları çok fayda sağlar kendilerine. Çünkü siz de söylediniz, riskli bir mecradan bahsediyoruz. Evet. Birazdan sektöre değineceğiz ama şimdi İstanbul'un finans merkezi olması derken sadece belki de bunu İstanbul'a sınırlandırmamak ve İllaki. Sizin de yaptığınız İllaki. Gibi işte farklı illere de bunu taşıyor olmak lazım. Ve hani bununla ilgili de farklı illerde seminerler düzenliyoruz. Belki de başka üniversitelerde de girebiliriz işbirliğine. Şimdi İstanbul'da olma sebebiyle İstanbul'da başlattık. Belki ileriki süreçte hani belki İzmir'de, Ankara'da da bu süreçe girebiliriz ama şimdilik İstanbul'da başladık bu süreçte üniversite işbirliği sürecine. Evet, eğitimin önemi çok büyük çünkü riskli dedik. Peki evet. Nasıl riskler var? Yani belki hani izleyicilerimizden de biraz onları çekebilmek için, bu kursa da gelmelerini sağlayabilmek için neler siz tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etmeleri gerekir? Tabii, öncelikle şimdi kaldıracı yüksek bir ürünle evet. trade ediyorlar. 1:100. İlk tavsiyem 1:100 kaldıracı kullanmamaları. Daha az, ufak bir kaldıraçla başlamaları. Piyasayı tanıyana kadar, nasıl trade etmeyi öğrenene kadar kaldıracı 1:10 kullanmaları, 1:20 kullanmaları, 1:100 kullanmamaları gerekiyor. Bu bir. İki, trade ettikleri ürünle ilgili bütün her şeyini bilmeleri lazım. Mesela euro dolar trade ediyorlarsa o zaman Avrupa haberlerini de takip etmeleri gerekiyor. Amerika'dan gelen haberleri takip etmek evet. gerekiyor. Altını trade ediyorlarsa altınla ilgili bütün haberleri takip etmek gerekiyor. Ya da çalıştıkları kurumda günlük bültenler talep etmeleri lazım. Onları okumaları gerekiyor. Teknik analizi nispeten öğrenmeleri gerekiyor. Trade ettikleri ürünü %100 öğrenmeleri lazım ya da sonucu hüsran olur. Evet. Yani iki tane önemli bir şey var. Kaldıracı tam kullanmamak, bir de trade ettikleri ürünü iyi tanımaları gerekiyor. Ve çok tabii dikkat gerektiren, yakından takip etmek gerektiren. Mesela şu anda hani biz Fed'le yatıp Fed'le kalkıyoruz. Aynen. Ama aynen. mesela hani birçok izleyici de soruyordur, bize ne Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işsizlik rakamından diye. Tabii ama ki, her ayın ilk cuması da çok yakından tabii, öyle takip değil. Etmesi 24 gerekiyor. Saat açık bir piyasa. Evet. Onun için hani bir Avustralya doları trade edebilirsiniz ama biz uyurken orada bir haber gelebilir. Bütün her şey değişebilir. Onun için trade ettiğiniz ürünü iyi tanımanız gerekiyor. Kaldıraçı çok yüksek kullanmamanız gerekiyor. Kardan nasıl kar edebileceğinizi öğrenmeniz lazım. Bir de stop loss'unu öğrenmeniz lazım. Yani zarar kesi çok önemli bu Forex'te. Yani ben buraya kadar zarar edebilirim. Bunu da noktayı da koymak gerekiyor. Biraz önce İstanbul'un finans merkezi olması ihtimalinden konuştuk ve aslında okur yazarlık hani çok düşük seviyelerde mi diye sorduğumda hayır aslında değil dediniz ama tabii gitmesi gereken de yol olduğunu söylediniz. Evet. Bu anlamda tabii İstanbul'un finans merkezi olma ihtimali çok ciddi anlamda tartışılıyor. Evet. Bunun için çalışmalar yapılıyor ve tabii baktığımız zaman bu eğitimler acaba finans merkezi olması için ne kadar yardımcı olabilir İstanbul'a? Esasında yardımcı olur. Şimdi başka bir yönden bakalım. Biz Kuveyt menşeli bir firmayız. Türkiye'de ilk direkt Kuveyt menşeli bir direkt yatırım yapan bir firmayız. Türkiye'ye gelme sebebimiz İstanbul'un finans merkezi olması hikayesinin üzerine evet. geldik. Ve Türkiye'yi merkez olarak kullanma amacıyla geldik. Yani civar ülkeler için bir merkez. Yani sınırlarımızda Türkiye Cumhuriyetleri var, Irak var, Suriye var, yakın Orta Doğu var. O sebeple Türkiye'ye geldik. Yani İstanbul Finans Merkezi projesine inanarak Türkiye'ye gelme sebebimiz bu. Bir de merkez kurmak için geldik. Eğitim illaki İstanbul Finans Merkezi oluşumla birlikte illaki finansal okuryazarlığı yavaş yavaş genişleyecek. Kurumlar ciddi bir çalışmalar, ataklar yapıyorlar bu konuyla ilgili. Gelen yurt dışından gelen forex şirketleri
Bunlarla ilgili ciddi bir bütçeler harcayarak eğitime destek veriyor. Bu Forex ile ilgili konusu. Bunun dışında İstanbul Borsası'nın yabancılarla işbirliğe girmesi bence bu da bir evet. parçası. Bence yavaş yavaş olacak. Ama eğitimi almak gerekiyor. Hiç her türlü piyasaya girmeden eğitimi almak gerekiyor. Sermaye yani borsaya da girmeden önce eğitimi almak lazım. Yatırımcı olabilmek için. Vadeli işlerde de aynı. Forex'te de aynı. Eğitimsiz evet. olmaz. Eğitim her anlamda şart aslında. Evet. Sadece bu sektör için değil, her sektörde başarılı olabilmek için belli bir eğitime sahip İlla. Olmak gerekiyor. Şimdi biz İstanbul'un finans merkezi olma potansiyelini düşünerek İstanbul'a, Türkiye'ye geldik dediniz. Peki neden mesela Dubai'ye gitmeniz? Şu anda Dubai, Londra, Türkiye'nin en büyük rakipleri. Yani zaten Londra'da evet. hali hazırda bir finans merkezi olduğunu söyleyebiliriz ama hani belki Dubai, Türkiye'nin bu anlamda en büyük rakibi, İstanbul'un en büyük rakibi daha doğrusu. Nasıl siz kuvvet menşeli bir firma olarak yurt dışından baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Yani nasıl avantajlar var İstanbul'un sahip olduğu? Şimdi Dubai seçmedik zaten hani Körfez'deyiz. Dubai'de de bir ofisimiz var. Körfez'de çoğu evet. yerde ofisimiz var. Hani orada zaten o konuda güçlüyüz hı hı. Körfez'de. Türkiye'yi seçme sebebimiz önce SPK'nın çıkarttığı yeni Forex regülasyonu. Dünyada en güçlü regülasyonlardan biri. Takas bank avantajı yani yatırımcının mevduatı ya da teminatları takas bankta, takas bank himayesinin altında. Bu Forex piyasaları için çok büyük bir avantaj. Bu da bizi itti Türkiye'ye, sebeplerden biri iten Türkiye'ye. Bir de konum olarak Türkiye'nin popülasyonu çok, 77 milyon civarında bir popülasyon var. Ekonomi de çok güçlü bir ülke. Civar ülkeleri de ulaşabilecek bir güçte Türkiye'ye. Onun için merkez olabilecek en doğru yerlerden biri İstanbul. Bence de doğru bir yatırım olacak. Ama bunu tıkayan tek nokta var. Vergi. Vergi. Evet. Yabancılar Türkiye'ye Forex yatırım yapabilmeleri için bu verginin %100 kalkması gerekiyor. Çünkü hiç her tür bütün Londra'da, Dubai'de ya da bütün dünyada yabancılara yönelik bir vergi yok. Hı hı. Türkiye'de sadece var. Bizim buradaki takas avantajımız ve SPK regülasyonu avantajımızı vergiyle kaybediyoruz. Hı hı. Bu vergi yabancılara yönelik kalkarsa, sıfırlanırsa o zaman en güçlü regülasyon, en garantili Forex ülkesi Türkiye olur. Bence o zaman ciddi bir merkez olabilir. Bunun dışında çok ciddi bir para gelebilir yurt dışından. Bizim tahminlerimiz yaklaşık yani bir tanıtımı yapıldıktan sonra ve vergi kalktıktan sonra yıllık 3 milyar dolar gibi bir rakam Türkiye'ye gelebilir sadece Forex piyasalarına. Hı. Bu sektörün önünü tıkayan sadece şimdi vergidir. En önemli konu vergi. Evet ki Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bu konuyla ilgili bazı teşviklerin hazırlandığını birkaç ay önce söylemişti. Yani hükümet tarafından da bu aslında hani radara alınmış bir evet. sorun değil mi? Yani hani bunun farkında ekonomi yönetimi ve bununla ilgili bazı çalışmaların en yakın zamanda yapılması bekleniyor. Evet, evet. Bir komite kuruldu zaten Türkiye Sermaye Piyasalar Birliği'nde bunlarla ilgili, vergiyle ilgili. Bu da bir rapor hazırladı. Hazineye iletildi rapor, Maliye Bakanlığı'na evet. iletildi. Oradan bir söz alındı. Hani bir bakılacağına dair. Umarım yakın zamanda hallolur. Ciddi bir piyasa, geniş bir piyasa. Dünya oraya yöneliyor. Evet. Türkiye için bir faydası olur düşünüyorum. Evet, belki hani bu finans merkezi olma yolunda ilerlerken atılmış güçlü bir adım olacak. Çünkü tabii, size bu da rakamlarla bir taş, bu da bir taş. Yani önemli bir taş. Önemli bir başka taş da belki katılım bankacılığı ve bu anlamda işlemlerin gerçekleşmesi. Ki biliyoruz ki İngiltere Başbakanı David Cameron özellikle hani katılım bankalarının faaliyetlerinin artmasını gerektiğini söylemişti. Doğrudur. Ama insan hani bunu duyunca neden İngiltere'de, neden Türkiye'de olmasın diye soruyor. Ve bu anlamda da belki biraz daha bilmiyorum hani siz Körfez ülkelerinden bir temsilci olarak bu anlamda da belki bir katkı bekliyor musunuz ekonomi yönetiminden? Bekliyoruz. Bizler de bunu bekliyor esasında. Bu İslamik sukuk evet. Olayına girmek istiyoruz. Körfez'de satabilelim diye. Çünkü orada bir bağlantı ofislerimiz var. Sonuçta orada çok kolay bir köprü sağlayabiliriz Türkiye ile Körfez arasında. Katılım bankalarıyla ilgili dünyanın
Toru yeni bir trendi. Çoğu dünyaca ünlü bir banka katılım bankası departmanı açmaya başladı. Tabii bunu bizi yenen, Türkiye'yi yenen bu konuda bir Malezya var. Bunu başarabildi Malezya. Evet. Bizler de bence aynı adımları atarak, Malezya'nın adımları atarak yetişebiliriz daha yeni. Ama bunu çok evedikle yapmak gerekiyor. Bazı kanunları çıkartmak gerekiyor. Evet, aslında büyük bir potansiyel olduğunu belirtiyorsunuz. Bunun yanında hani bazı sistemin önünü kapayan sıkıntılar var diyorsunuz. Peki bunun dışında nasıl görünüyor? Yani aslında bunlar hallolduktan sonra Türkiye'nin bu anlamda yolu açık ve sizin gibi kurumlar da belki finansal okuryazarlığa katkı sağlamaya devam ettikçe o zaman bu hem İstanbul'un finans merkezi olması hem de tabii reel ekonomiye de bunun katkılarını görmemiz daha çabuklaşacak, öyle değil mi? Tabii ki, illaki %100 böyle. Yani bizler şimdi Körfez'den geldik. Bu regülasyon yapıldıktan sonra, vergiler kalktıktan sonra, bu katılım bankaların tıkayan kanunları çıktıktan sonra başkaları da gelecek. Daha büyük kurumlar da gelebilir. Körfez ülkelerinden ya da bütün dünyadan kurumlar gelebilir. Bu da bir katkı sağlayacak. Türkiye'nin önüne bu pazarın genişlemesini sağlayacak. İşte bu hepsi yapıldıktan sonra bence çok büyük oyuncular gelebilir Körfez'den ve dünyadan. Bu da Türkiye için ciddi bir artı değer. Evet, bunların hepsi tabii önemli. Şimdi bir kez daha dilerseniz izleyicilerimizi hatırlatalım. Sizin Türkiye'deki ilkini gerçekleştirdiğiniz eğitimi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile gerçekleştiriyorsunuz. Doğru. Ve burada aslında maliyete de hani belki telaffuz etmesek bile en azından büyük kısmının sizin tarafınızdan sponsorlandığını söylememiz bir önemli. Bir de çok cüzi bir rakam ödeyecek yatırımcılar. O da sadece ciddiyeti olsun diye, hani hani gelsinler diye çok cüzi bir rakam ödenecek. Üniversiteye ödenecek, bizim tarafımıza değil. Devamlılığı sağlamak için. Ciddi bir program. Ben yani herkesi teşvik ediyorum buna katılmaya. Ama büyük ihtimalle bugün ofisten çıkarken verilere baktım. Galiba Kasım 24 evet. İlk program galiba full oldu. Öyle çünkü kaçırdık bu sefer. 20 kişi civarında alacağız her ay. Hı hı. Daha fazla bilgi verebilmek için 20 kişi civarında olacak her program aylık periyotlarda. Büyük ihtimalle Kasım doldu ama yani Aralık var, Ocak var. Yani şimdikten ciddi bir talep var. Şimdikten hemen sıraya girmelerini tavsiye ediyorum. Bir senelik bir 30 ve 40 günde yenilenecek olan programlardan bahsediyoruz. Doğrudur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür verdiğiniz ederim. Tüm bu bilgiler için Nur Capital Market Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürü Cihat Şanlak, teşekkürler programımıza katıldığınız için. Evet sayın seyirciler, ekonomi